Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Çünkü ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar, önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Peygamberi, müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O azizdir, hakimdir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, hadi, ölümü temenni edin bakalım. Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı, ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.